Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dersi kanalında yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün keyifli güzel bir videomuz olacak. Biraz farklı bir video. Hem kutu açımı hem bir nevi inceleme hem biraz fiyatlardan konuşma. Genel bir video yapmak istiyorum. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Umarım keyif alırsınız. Like ve yorumlarınızı da bekliyorum. Bunun dışında tabii ki birçok farklı içerik de yapıyoruz. Genelde basketbol spor ayakkabılarını uzun süre deneyip sizlere detaylı performans incelemesi yapıyorum. Hani bu ayakkabılar hakkında ne bekleyebilirsiniz, kaç numara almalısınız, iyi yönleri, kötü yönleri birçok şeyi bulabiliyorsunuz. Kargo açımları biraz daha keyif oluyor, mağaza vlogları oluyor. Eskiden böyle spor videoları da çok çekerdik, belki ilerleyen zamanlarda tekrar çekebiliriz. Ama like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bu kanal kaliteli içerikler yapmaya çalışan bir kanal, onu söyleyeyim. Teşekkür ediyorum şimdiden destekleriniz için ve hemen videomuza geçelim. Geçenlerde Instagram'dan hatırlarsanız böyle bir post paylaşmıştım. Skechers ayakkabıları üzerine. Ondan önceki günde mağazaya saat böyle 9.30'larda arkadaşlar gidip hemen bir tane ayakkabı almıştım. Öyle olunca tabii ki duygularım depreşik bir halde tabii ki Instagram'dan da paylaşım yaptım. Bu arada beni Instagram'dan takip etmeyenler de takip ederse bence güzel olur. Arada link paylaşıyorum, haberler veriyorum. Genelde günlük 1-2 tane ayakkabıyla alakalı post paylaşıyorum. NBA'de giyilenler, genel işte gündelik hayattakiler, onlar bunlar. Keyifli bir Instagram sayfam var. Bence günlük ayakkabı dozunuzu bulabileceğiniz güzel bir sayfa. Takip ederseniz link açıklamada, direkt ayakkabı dairesi yazarsanız da zaten bulursunuz. Dediğim gibi akşam böyle 9.30'larda gidip hemen bir tane ayakkabı kaptım Skechers'tan. Neydi beni peki bu geç saatlerde oraya gönderen şey, götüren motivasyon? Arkadaşlar Burak Özçivit'i bilirsiniz. Hepinizin bildiği bir oyuncu. Onun böyle fotoğrafları paylaşılmıştı Instagram'daki basketbol sayfaları tarafından. İşte eşiyle çocuğuyla falan basketbol oynuyor. Ayağında da böyle bir Skechers'ı görünce ben de dedim ki o güzel yakışmış. Bu tarz ünlüler iyi reklamlar yapıyor biliyorsunuz. Aklıma yazdım. Sonra işte ilk zamanda, ilk fırsatta gidip bir tane de kendime aldım. Ne aldım? Nasıl ayakkabı? Daha doğrusu Skechers modelleri nasıl? Bunlardan konuşmak istiyorum. Hem fiyatlara bakacağız, modellere bakacağız. Bilgisayarımı açacağım. Oradan da daha detaylı, güzelce bakabiliriz. Böyle genel bir video yapmak istedim. Hemen şöyle poşetimden çıkartayım dediğim gibi. Mağazadan aldığım için bir kargo yok. Bu şekilde geliyor. Kutuları genel itibariyle güzel. İçerisinde kullanılan teknolojiler yazılmış oluyor. Birçok açıklama bana çok yabancı geliyor arkadaşlar. Çünkü genelde biz Nike veya işte Adidas aldığımız için bu daha farklı geliyor. Ama Pediatrist Certified Arc Sport direkt burada öne çıkan, yani ayak sağlığınız için genelde tavsiye edilen ayakkabılar bu Skechers modelleri oluyor. Doktorlar da bunları tavsiye ediyor. Çünkü çok rahat, çok ferah, diğerlerine oranla gündeliğe daha uygun olan ayakkabılar. Arc dediği de arkadaşlar şu görmüş olduğunuz ayağınızın ortasındaki kısım, düz taban olanlar işte veya burada sıkıntıları olanlar için genelde rahat oluyor. The Ultimate Comfort Solution demiş. Yani en üst düzeyde sizlere çözüm. Pedal Design Shape Insole was developed with over 20 years of data. Yani 20 yıldır biriktirilen o tecrübeyle bu yapıldı. And unweighted foot scans, insole design to mold to foot to reduce shock, increase weight dispersion. Yani harika bir yastıklama olduğunu, vücudunuzun yere uyguladığı ağırlığı dağıttığını, her adımdaki o şoku dağıttığını söylüyor. Güzel bir kutusu var. Kutu tasarımlarını seviyorum genel itibariyle. Çünkü içinde hangi teknolojilerin olduğunu bizlere bahsetmiş oluyor. Burası çok güzel ama. Şöyle şeyini de göstereyim. Genelde bunların direkt isimleri yok. Hani Nike'larda olduğu işte React veya Boost diyoruz, Adidas'ta biliyorsunuz işte Puma'da Obu diyorsunuz. Bunlarda öyle isimler yok. Aslında olsa bence daha güzel olur. Genelde hani ArcFit diye arattığınızda bulabilirsiniz. Veya şu şekilde kodlarıyla belki aratabilirsiniz. Şuraya bakar mısınız? Warning Extreme Comfort demiş. Yani uyarı, yüksek derecede rahatlık içerir. Ve Goodyear arkadaşlar lastikleriyle taban yapmışlar. Bir nevi Adidas Boost'a da gönderme. Orada biliyorsunuz tabanlarında hangisi vardı? Yine bir lastik markasıyla yapıyorlardı. Hatta bu sabah giydim bir dakika şurada. Tabii Adidas'lardaki kesinlikle kaliteyle ölçüşemez. Böyle bir kıyaslama yapmayın. Continental aynen. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Continental lastikleriyle biliyorsunuz çalışıyor Boost'lar. Yıllardır böyle. Hani bir güven veriyor. Biz araba lastiği yapan firmadan ayakkabılarımıza koyuyoruz demek bir güven veriyor. Bence mantıklı. Evet, bu şekilde kutusundan bahsetmiş olalım. Hemen şöyle açayım. Direkt Burak Özçivit'in aldığı bu olmayabilir arkadaşlar. Farklı modelleri de var. Buna benzeyen modelleri de vardı. Ben bunu beğendim. Birkaç tane denedim. Hoşuma gitti. Şu şekilde biraz yüksek bir taban ama keyifli, güzel ayakkabı. İçindekileri hepsini çıkartayım istiyorum. Şöyle etiketler çıktı arkadaşlar. Goodyear'ın tanıtımı olan etiket. Glide Step diye bir etiket daha var. Yani herhalde rahatça adım atmanızı sağlayan Air Cooled Memory Foam. Yani biraz daha size ferahlık veren bir taban. Aynı şekilde ArcFit etiketleriyle bu şekilde sizleri karşılıyor ayakkabı. Ayakkabımızın tipi bu. Nasıl, sizce güzel mi?
hoş mu? Şu sıralar biraz daha yüksek tabanlı ayakkabıları beğenmeye başladım arkadaşlar. Bilmiyorum. Yani tamamıyla keyif meselesi. Tabii ki daha düşük versiyonlu, daha düşük profilli ayakkabılar da giyiyorum. Onları daha çok sporlarda giyiyorum. Gündelik ise biraz daha böyle kalın kalın ayakkabılar giymek istiyorum. Ama böyle markalı olsun, hem de rahat olsun, rahatlığımdan ödün vermeyeyim istiyorum. Bu şu an için bana çok güzel geldi. Özellikle ayağıma da çok yakıştı. Biraz da boyunuza 2-3 santim koyu, hani böyle bir ihtiyacım olduğundan değil ama boyu da böyle uzatmak isteyenler için iyi bir tercih olabilir. Rengi nasıl? Rengi fena değil bence, yakışıyor. Biraz daha Skechers arkadaşlar, hep böyle dad shoes diye tabir edeceğimiz babalara yönelik ayakkabılar yapıyorlardı. Çok rahat, çok böyle konforlu. Hatırlarsanız bu kanalda da birkaç tane Skechers inceledim ayakkabısı. Kanalın videolarından da bakabilirsiniz. Daha geniş oluyor genel itibariyle arkadaşlar. Yani geniş ayaklı arkadaşlarım rahat rahat giyebiliyorlar. Uzun süreli ayakta kalan işte öğretmenler olabilir veya işte nöbet tutanlar olabilir, güvenlik arkadaşlarım olabilir veya öğrenci arkadaşlarım da aynı şekilde uzun süre gidip geliyorlarsa bir yere kullanabilecekleri bence temiz, güzel bir marka. Fiyat performansı da diğerlerine oranla yüksek. Gösterdiğim Boost modelini ben indirimden 1450'ye aldım ve bitti. Yani normalde 2,5'lara da yakın bir fiyatta gidiyor. Bu arkadaşlar yeni sezon, daha yeni çıktı. 1250 lira. Yani Skechers'ın en yüksek, en pahalı modelini aldım. 1250 lira. Herhalde 1300'ün üstünde zaten fazla ayakkabısı yok. Gündelik model koşu ayakkabısı, spor ayakkabısı değil. Normal gün içerisinde giyebileceğiniz, kullanabileceğiniz tatlı bir ayakkabı. Çok fazla bir özellik yok ama zaten özellikleri kutu üstünde. Barkfit dediği orta taban ayak desteği, çok fazla hissedilir bir destek yok. Glide Step dediği daha rahat adım attığınız ve Air Cool Memory Foam diye bahsedilen işte size rahatlık sunacak buradaki tabanlık. Şu ark desteği şurada oluyor, diğer ayakkabılarında da oluyor. Çok tatlı, güzel bir destek. Bende de yarı düz tabanlık olduğu için bu tarz ayakkabılar bana iyi destek sunuyor. Yani ayağımın düz olmasına ve böylelikle bileğimin içeri doğru dönmesini engelliyor. Tabii ki Nike'ın Infinity Run'larıyla kesinlikle karıştırmamak lazım. Hemen onu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Bunun da ayrıca incelemesi mevcut. Bu Infinity Run'lar mesela apayrıydı. Şurada görmüş olduğunuz bir plakayla sizin içe basmanızı engelliyordu. Böylelikle hani uzun süreli koşularda, yürüyüşlerde, sporlarda sakatlık riskini neredeyse yarı yarıya azaltan bir model. Nike React Infinity Run arkadaşlar. Modeli de bu. Bakmak isterseniz. Yine bunun da 2,5 bin liraya yakın bir fiyatı var yanlış hatırlamıyorsam. Ben işte 1500 liralara falan almıştım zamanında. İkincisi bir de beyazı var bende. Çok güzel, çok harika bir model. Bunlar tamamıyla performansa yönelik. Bu ise daha günlük ve ondan alacağınız performansa yaklaşamayacak bir ayakkabı. Tabii ki bakış açınız böyle olmalı. Biraz ağır arkadaşlar. Yeni sezonda bir bu vardı. Bir de biraz daha alt tabanında görmüş olduğunuz plastiğin çaprazlama farklı olan versiyonu vardı. Ama ben bunu almayı tercih ettim. Hemen şimdi hızlıca ayakkabımızın özelliklerine bakalım. Şöyle tabanından başlamak istiyorum sizlere. Tabanı oldukça sert plastikten yapılmış. Ön ve arka yüzeyinde Goodyear lastiklerinin daha sert katmanı kullanılmış. Böylelikle size daha uzun süreli bir kullanım sunacak. Yani çok fazla bundan zaten sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Şurası bile taş gibi. Orta tabanı arkadaşlar ayakkabının sizlerin adımlarınızda yere uygulayacağınız basıncı dağıtmak üzere bu şekilde yapılmış. Çok farklı bir tasarım. Şu an çok fazla bastıramayacağım ama her adım attığınızda biraz esneme oluyor. Bir yay gibi düşünebilirsiniz. Bu yay esniyor ve daha sonra yukarı çıkıyor. Böylelikle vücudunuzun yere uyguladığı basıncı biraz olsun dağıtıyor. Ark desteği demiş olduğumuz gibi tam olarak bu iç ayağınızda yan taraftan destekliyor. Hoş, güzel bir görüntü de tabii ki orta tabanla oluşmuş oluyor. Üste çıkıyorum. Üste genelde Skechers ayakkabılarının hepsinde olan bir tasarım var. Kimisinde daha dandik, daha eski duruyor. Bunlar hatırlarsanız belki çok eski ayakkabılarda kullanılan cinsten. Yani çok premium hissettirmiyor fakat rahatlık olarak, havadarlık olarak iş gören harika kullanımlar ve fiyat olarak da tabii ki düşmesine sebep oluyor. Mesela şundaki üst kısım çok ayrı arkadaşlar. Flyknit diye tabir ettiğimiz veya Boost'ta gösterdiğim üst kısım Prime Knit diye geçer. Çok daha premium örgüler, premium kumaşlar veya pamuklar kullanılıyor. Bunlar ise daha farklı ve onlara göre uygun oluyor. Skechers logomuz burada. Çok havadar görmüş olduğunuz gibi her yerden hava geçiriyor. Ön ayağımızı parmaklarımızın rahat etmesi için yükseltilmiş. Ben bunu çok seviyorum. Hatırlarsanız bazı kargo açımlarında bunun kullanılmamasını eleştirmiştim. Yukarı doğru olması ayak parmaklarınızı rahat ettiriyor. Mesela şurada ise mesela bu o kadar yüksek değil. Daha sıkı, daha kapanan bir yapı oluşturuyor. Evet, tabii ki bu performans için olduğu için ayakkabıyı giydiğinizde bunlar da, Boost'a da aynı şekilde patlamaya hazır bomba gibi hissediyorsunuz. Bunu ben bile hissediyorsam daha genç, daha aktif arkadaşlarımı düşünemiyorum. Bunlar ise dediğim gibi günlük rahat. Ben rahat etmek istiyorum. Sinemaya gideceğim, yürüyeceğim, ayakta duracağım, nöbet tutacağım. İşte yani veya sürekli olarak gün içerisinde giyeceğim bir model ihtiyacım var diyorsanız bu tabii ki apayrı. Spor yapmanızı çok tavsiye etmem çünkü
Bununla kıyasladığım zaman ağır kalıyor. Biraz daha hantal hissedebilirsiniz. Ama Skechers'ın da tabii koşuya uygun olan modelleri de mevcut. Onlara da bakabilirsiniz. Onun dışında bağcıkları şöyle flywire gibi gözüken yapılarla tutturmuşlar ama buna içeri doğru gitmediği için sadece görsel bu şekilde. Arkasında bir Skechers yazan logomuz var. Ön tarafta da aynı şekilde Arcfit yazıyor. Bunlar alt markalar olarak düşünebilirsiniz. İçi de zaten göstermiştik. Bu şekilde sade, basit, güzel bir ayakkabımız var arkadaşlar. Sizin de umarım hoşunuza gitmiştir. Ben iş içinde yine bu kanalda incelemiş olduğum Skechers ayakkabıları giyiyorum. Onlar da Arcfit'ti. Ben çok memnunum. Eğer sizler de düz tabansanız, tabanlarınızda düzleşme varsa bunu kullanabilirsiniz veya ayaklarınız genişse yine bunları tercih edebilirsiniz. Çok rahat edeceksiniz. Bence bir tane koleksiyonunuzda bulması güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bir de hemen videoyu kapatmadan şuna da bakalım. Çünkü daha sonra Skechers'ın internet sitesini açıp fiyatlara bakıp ürünlerin üzerinden geçeceğiz. Arkadaşlar, hatırlarsanız kanalda incelediğim diğer bir Skechers modeli de buydu. Uzun koşular için tercih edebileceğiniz ayakkabılar, çok rahat, çok harika. Ben bunu günlük kullanım için de giyiyorum. Kesinlikle bir sıkıntı çıkarmadı. Baya baya eskittim. En çok kirlettiğim ayakkabılarından biri olabilir. Hiç bilmiyorum, benim kanalımda bu kadar pis bir ayakkabı gördünüz mü? Ama üstünden bir geçsem iyi olurmuş. Bunlar da genelde Go Run serisi, Max Cushioning serisi, yani maksimum yastıklama serisi. Bunlar da çok rahat, çok güzel. Fiyat olarak zaten aşağı yukarı aynılar. Bunun yeni modelleri 1300-1250 civarında. Bu ise dediğim gibi 1250. Yani bu yürüyüşün en premium üst modeliyken bu koşunun en üst modeli Max Cushioning diye geçiyor. Go Run modelleri ama kademeli kademeli artıp azalıyor. Ben çok memnun kaldım. Kesinlikle keyifli, güzel. Fakat tabii ki şunlarla kıyaslamıyorum arkadaşlar. Kıyaslarsam daha hantal, daha az atletik hissettiren ayakkabılar olarak kalıyor. Malzeme kalitesi diğerlerine nazaran düşük. Hızlı yıpranabiliyor. Şu an baktığım zaman altında birçok yerde de böyle bir yıpranma görüyorum. Geçenlerde Skechers'tan bir ofisimden arkadaşım ayakkabı aldı ve arkadaşlar 3 ay içerisinde çok da fazla giymedi. Ayağı sakatlanmıştı. Hani böyle rahat olsun, işte doktorlar bunu öneriyor diye. Bir model aldı ve kuvvetli bir model aldı. Hemen şu ön kısmı, şurası, şuradaki plastik açıldı arkadaşlar. İşte sonra iade etmeye çalıştı. 2 defa gönderdi. Yok, kullanıcı hatası dediler vesaire vesaire. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. İnternete baktığım zaman da yorumlara çok fazla çabuk eskidi, işte önü yırtıldı, sağa koptu, sola gitti diyenler var. Benim başıma gelmedi. 3-4 tane ayakkabısı var bende. Daha önceleri de vardı. Hani ben size de kullanıyorum ama bunu da tabii ki belirtmek istiyorum. Çünkü dikkatli olun. Yazık günah, hani o kadar para veriyorsunuz. En iyi markayı bilmek sizin hakkınız. Ama tabii ki ben dediğim gibi kullanıyorum severek. Hepsinin yeri bende ayrı. Kesinlikle rahat, güzel. Ayakta çok ağır hissettirmeyen ama çok da hafif hissettirmeyen. Genel manada geniş ayaklı arkadaşlarıma, Arc desteği arayan arkadaşlarıma tavsiye edebileceğim bir ayakkabı oldu. Ve bu şekilde de incelemeyi, kutu açımını sonlandırmak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hemen şimdi internet sitesini açalım ve modellerden bahsedelim. Hızlıca üstünden geçip videoyu sonlandıralım. Evet, şimdi sitesine girdik arkadaşlar. Hızlıca size erkek modellerinden, şu ayakkabılardan göstermek istiyorum. Üzerinden birkaç bir şey bahsetmek istiyorum. Bu videoyu yapma isteme sebebim de bana çok fazla işte rahat ayakkabı, günlük ayakkabı, abi ne tavsiye edersin, abi şunu alalım mı, bunu alalım mı diyen arkadaşlarım oluyor ve tabii ki hep bir fiyat kaygısı gidiyorlar. Skechers markasını bu şekilde tavsiye edeceğim. Kesinlikle sponsorluk videosu değil arkadaşlar. Umarım bir gün o da olur. Yani bana ayakkabı gönderirler. Mutlu olurum eşime, bana. Ama bu dediğim gibi kesinlikle bir sponsorluk videosu değil. Sizlere tamamen tavsiye videosu. Farklı farklı birçok şey var ama ben aşırı aşırı beğenmiyorum. Rahatlık olarak hepsi birbirine yakındır bence. Benim aldığım gördüğünüz gibi bu. Glide, Arcfit, Glide Step. Hani sizlere tavsiye edebileceğim ayakkabılardan biri. Delix Walker'ları da almak istiyorum. Bu da yine günlük uzun süreli yürüyüş yapan arkadaşlarım için iyi modellerden biri. Yürüyüş ayakkabısı olarak gayet keyifli olanlardan. Aa, 750'ye de düşmüş. Bakın, size bunu açarken şu an ya, gördüm bu kadar indirim olduğunu bilmiyordum. Beyazı da yine aynı şekilde. Ben 44 giyiyorum bu arada. Ondan bahsetmedim sizlere. Ben 44 giyiyorum arkadaşlar. Daha Nike oranla, Adidas oranla büyük bir model. Nike ve Adidas'la yürüyüş ayakkabılarında 44,5 giyiyorum. Nike'ın biliyorsunuz basketbol ayakkabılarında 45 giyiyorum. Ama bakın, bu çok güzelmiş. Hani tabii güzel olanlar 1010 lira. Bunu denedim arkadaşlar. Ha evet, bu o model. Mağazada denediğim diğer ayakkabı da buydu. Çok aşırı hoşuma gitmedi. Biraz ayağım yandan sağdan soldan çıktı. Dolayısıyla bunu almadım. Hani hem daha ucuz olmasına rağmen. Benim şu an aldığımı şunu aldım arkadaşlar. Bunlar da zaten yeni modeller ama eski modelleri görüyorsunuz 750'ye düşmüş. 750 iyi bir fiyat. Şunlar yine aynı şekilde, bakın, Deluxe Fitness Run Free demiş. Onun dışında patika yollarında gezebileceğiniz, dağa taşa tırmanacağınız ayakkabılar da mevcut. Her ayakkabı markası gibi. Bunu deneyebilirsiniz bence. Sonuçta iade seçenekleri de olduğu için bakabilirsiniz. Tabii ki bir mağazaya gitmek daha mantıklı. Şu an ben tabii ki Skechers'ın
sitesindeyim. Boyner'de satılıyor, birçok yerde, farklı yerlerde satılıyor. Dediğim gibi genel itibariyle rahatlık olarak birbirlerine yakın modeller. Tabii ki ayağınız hangisinde en çok rahat edecek. Şu şekilde şeyler de alınabilir. Hani birçok markalar işte Inci olsun, Hot Hitch olsun, bu tarz markalarda da benzer ayakkabılar var ama ben buralardan tavsiye edeceğim. Daha spor markası ve yürüyüş ayakkabısı üreten markaları giymek mantıklı geliyor bana. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar ya? Terlik bile 550 lira olmuş. Ayakkabılar o yüzden uygun geliyor bana. Evet, şurada React benzeri köpüklerden üretilmiş sandaletler var. Fena değil. Bunun dışında erkek gri spor ayakkabısı, yine Deluxe Walker'lar. Şunlar vardı size bahsettiğim. Burak Özçelik bunlardan da giymiş olabilir. Emin değilim. Biraz daha altı farklı olan GoRun Glide Step. GoRun hani koşu için, Deluxe Walker yürüyüş için, ArcFit ayak desteği gibi. Yani o teknolojileri bu şekilde kafanızda oturtabilirsiniz. Benim olayım tabii ki bunlar arkadaşlar. Bakın bayıldım yine şu anda. Bunları almaya gitmiştim aslında da kendime diğerini alırken buldum. Max Cushioning görüyorsunuz. Premier Wanting demiş. Önemli olan Max Cushioning. Yani maksimum yastıklama demek. 44 var. Bir sıra hiç bulamıyordum. 1300 lira. Bakın en pahalı ayakkabıları bunlar. Gösterdiğim size mavi de bunlardan bir versiyondu. Şu an çok hoşuma gitti. Ne diyorsunuz? Şu tarz böyle bir adeta tekeri andıran tasarım benim çok hoşuma gidiyor. Şu yapı ve tabii rahatlığını da biliyorum ya arkadaşlar. Bastığınız zaman puf 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 bir etki yapıyor. O benim çok hoşuma gidiyor. Şuna bakayım. Bir tane videoyu çektikten sonra yapıştırabilirim. Asıl bunu mu, yok bunu istemiyorum. Bu da güzel aslında. Bunlar 708 liralara gidiyordu bir sıra. Aynıları. Şu an 1300 lira çıkmış. Normal tabii ki bu ülkedeki her şeyin artışıyla. Deluxe Fitness var. Heh. Burak Özçivit'in giydiği bunlar da arkadaşlar. Glide Step Sport New Apparel demişler. Bu da benim aldığıma yakın bir rahatlık olacaktır. Ben görüntü olarak onu daha çok beğendiğim için ona gittim. Ama bunlar da güzel. Buna da bakabilirsiniz. Üçgen üçgen bir tasarıma sahip. Evet, keyifli güzel ayakkabıymış kesinlikle. Yani bu marka rahatlık arayan ve çok böyle aşırı kaliteli materyal olsun demiyorsanız mantıklı. Ama Maximum Cushioning'ler şu an beni benden aldı. Numarasını çünkü hiç bulamıyordum, onu bulmak hoşuma gitti. İşime de çok güzel kadın modellerinde Max Cushioning modelleri var. Onlardan almak istiyoruz. Bir de bu GoRun Elevate'leri beğeniyorum. Daha yürüyüş için bayağı rahat. Yine yüksek taban, yine rahat yastıklama. Bunlar da hoşuma gidiyor. Şunlarda numara varmış. Siyahını çok beğenmiştim. Numarasını bulamamıştım. Bu markadaki sıkıntı şu. Modellerdeki numaralar çok hızlı tükeniyor. Dikkat etmek lazım. Hani beğeniyorsanız almak lazım. Evet, benimkisi bakın bu. Direkt olarak. İsmi ArcFit Glide Step diye geçiyormuş. Evet, ismi varmış demek ki. Çok hani bunlarla ön plana çıkmadığı için bu ayakkabılar. Bu şekilde fiyatlarda işte en yüksek bunlar arkadaşlar. Siyahını hiç beğenmedim ya. Ben güzel bir rengini almışım. Ayağımda da çok güzel durdu. O yüzden hoşuma gitti. Sizler de katılıyorsanız. Onun dışında böyle daha ucuz modeller var. Ama hepsini deneyip alabilirsiniz diyorum ve burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Genel böyle bir kutu açılışı, markalardan bahsetme, tavsiyeler sunma tarzında keyifli bir video oldu. Biraz konusu dağılmış oldu ama bu tarz şeyler de lazım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı Galaksi bugünlük. Out.